kripto alanı genelde bir hukuksal bir süreç içerisinde kendini, rüştünü ispat etmeye çalışıyor diyebiliriz. Var olduğunu, artık burada kripto asset dediğimiz, yani kriptoya ait yeni değerlerin nasıl üretileceğine dair belli bazı şeylerin oluştuğunu görüyoruz. Ve onun etrafında da çeşitli yapılanmaların yapılması lazım. Ve şu anda yaşanan büyük bir savaş var. O da şu: 1930'lardan kalan kanunları kriptoya uyarlamaya mı çalışacağız? Yoksa kriptoya özel yeni kanunlar mı geçireceğiz? Kongre'nin almaya çalıştığı büyük karar bu ortamda, bu sonuçta. Peki bununla beraber dijital varlıkların regülasyonu konusunda şu an itibariyle mesela Biden yönetiminin attığı adımlar sizce yeterli mi? Eksiklikler neler yapılması gerekiyor? Genelde çok büyük eksiklikler var ve bu alanda çalışan birisi olarak, sadece ben değil, benim gördüğüm herkes, her yetenekli yeni genç bu alana girmeye çalışan, onun önünde büyük bir engebe var. Nedir o engebe? Hukuksal olarak ne yapacağımızı maalesef bize açıklayan yönetmelikler oluşmuş değil. Bu dünyanın her yerinde böyle gerçi, ama özellikle Amerika'da böyle. Bazı bölgelerinde biraz daha açıklık ve netlik var. İşte İngiltere olsun, Singapur olsun, İsviçre olsun. Maalesef ve Avrupa olsun şu anda. Avrupa Birliği'nin de aldığı son kararlarda daha açıklık geldi. Amerika geride kalmış durumda. Ve Biden'ın attığı adımlar bizi geriye doğru götürdü. 1930'daki kanunlara doğru götürdü maalesef. Ve o yüzden büyük bir muallaklık içerisinde çalışmak zorunda kalıyor burada çalışan firmalar. Evet, ve yakın zamanda Amerikan Menkul Kıymetler Komisyonu'nun da sekin bir adımı olmuştu bazı kripto borsalarına yönelik. Sizce bu nasıl etkiler kripto borsasını? Vallahi etkiledi zaten. Etkileyebileceği kadar negatif etkiledi. Olabilecek en kötü adımlardan bir tanesiydi bu. Ve bear market dediğimiz, yani ayı pazarı dediğimiz olayın artık ne kadar dibine yaklaştığımızı da gösteren bir olaydı bana kalırsa. Çünkü o kadar negatif bir olay genelde şey tarafından, hani kriptocular tarafından böyle omuz silkerek karşılandı. Fazla pazara bir etkisi olmadı. Neden? Çünkü artık ayı pazarının o kadar derin bir noktasındayız ki, fiyatlar o kadar bastırılmış durumda ki o habere bile negatif bir reaksiyon gelmedi. Ama yapılan adımlar, yani atılan adımlar ve yapılan bize apply etmeye çalıştıkları, bize uygulamaya çalıştıkları yönetmelikler o kadar ters ki onun bu şekilde devam edebilmesi çok zor olacak diye düşünüyorum ben. Mutlaka yeni bir yönetmeliğin geçmesi lazım ve şu anda da benim işte önünde bulunduğum komisyonda yeni bir yasa çıkartmaya çalışıyor. Ben o yüzden Washington DC'deydim. Evet. Peki tabii sizin çalışmalar içinde blockchain'in faydalarına gelirsek, finansal sisteme getirilmesi için ne gibi çabalar, şu anda çalışmalar var? O kadar çok çaba var ki ve benim komisyona verdiğim 2-3 mesaj vardı. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi şu aslında: blockchain alanı o kadar geniş bir alan ki sadece finansal servislere hizmet eden bir alan değil. Finans dışında birçok gelişme oluyor. Programınızda da daha önce bahsetmiştim. Oyunlar olsun, NFT'ler olsun, yeni dijitasyonlar olsun, var olan işte stoktu, bonoydu vesaire, var olan finansal servislerle hiç alakası olmayan yepyeni alanlar açılmakta önümüzde. Var olan alanlarda çok daha fazla reach dediğimiz, yani ulaşabileceği kitleyi büyüten birçok şey var. Çalışma yapılıyor bildiğiniz gibi. Bugün yani Türkiye'de bildiğiniz gibi herhangi bir insan herhangi bir token'ı alabiliyor, herhangi bir coin'i alabiliyor. Ona baktığınız zaman Türkiye'den birisinin gidip de Apple'a yatırım yapması veya var olan diğer stok, bono vesaire gibi şeylere yatırım yapması çok zor. O ikisinin arasındaki boşluğu kapatan teknoloji elbette ki dünyanın en hızlı çalışan, dünyanın en engebesiz şekilde çalışabilen kripto teknolojisi olacaktır. Evet, diğer bir konuda stable coin'lerle ilgili ABD doları için dijital ağ geçidi olma konusu bir açıklamanız vardı. Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii, elbette. Dijital coin'ler, stable coin'ler her ekonomi için çok çok önemli. Amerika ekonomisi, özellikle dolar, stable coin'ler sayesinde müthiş bir bedavaya borçlanabiliyor. Müthiş bir şekilde bedavaya borçlanabiliyor. Öte yandan stable coin'ler dünyanın her tarafındaki insanlara ümit veren sistemler. Bugün Arjantin'de birisi kendisini Peso'nun kurtarabilmek için, değersizliğinden kurtarabilmek için kendisini Tether alırken veya Circle alırken koruyabiliyor. Bu şeye kongreye verdiğim mesajda da stablecoin'ların bu hizmetinin çok önemli olduğunu ve SEC'nin başındaki Gary Gensler'ın söyleminin aksine onun bir söylemi vardı. Dolar zaten dijital, ne gerek var ki stablecoin'lar şeklinde. Bunun doğru olmadığını, dolar dijital olabilir Amerika şeyi içerisinde, ekonomisi içerisinde, ama dünyadaki herhangi bir insanın dolara ulaşımını sağlayan teknolojinin stablecoin'lar olduğunu kongreye bildirdim. Artık nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum ama stablecoin'lar konusunda çok daha büyük bir netlik gelmesini bekliyorum. O netlik geldiği zaman kullanıcılar olarak bizim için de iyi olacak. Neden? Çünkü stablecoin'lar büyük ihtimalle banka gibi şey yapılacaklar, yönlendirilecekler, banka gibi regüle olacaklar. Öyle oldukları zaman da elimizde tuttuğumuz bir Circle'ın arkasında tam olarak ne kadar dolar var vesaire, bunların hepsini net olarak bileceğiz. Zaten bugün de biliyoruz ama daha da büyük bir açıklık gelecek bu şey sayesinde, yeni kanun sayesinde. Emin Bey, bir de geçen günlerde federal kurumlara bazı siber saldırıları olmuştu. Bilhassa kripto konusunda, blockchain konusunda da siber güvenlikle bir bağdaştırdığınız zaman ne gibi riskleri olabilir, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu şimdi her zaman önümüze çıkan bir şey, söylem. Kongredeki konuşmam sırasında da karşı taraftan bu şey yapıldı, söylendi. Nedir söylenen şey? Ransomware dediğimiz, tehdit yazılımı dediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Sistemdeki bir açıklıktan dolayı hacker gelip var olan bilgisayarları kilitliyor ve karşılığında da şey istiyor, genelde Bitcoin üzerinden ödeme istiyor. Bu hoş bir şey değil tabii ki. Bunun asıl sebebi, altta yatan asıl sebebi kullandığımız sistemlerin güvensiz olmaları. En önemli yapılacak şey yazılımların en son versiyonlarının kullanılması, otomatik update dediğimiz otomatik bir şekilde güncellendirilmeleri ve gerekli IT profesyonellerinin, yani bilişim sistemi içerisinde çalışan arkadaşların profesyonelce sistemlerimizi korumaları lazım. Burada sorun kriptodan kaynaklanmıyor. Kripto sadece ödeme aracı şeklinde. Ve ödeme araçları arasında da özellikle kötüye kullanılacak ödeme araçları arasında da herhalde en son noktada kripto olmalı. Neden? Çünkü yapılan her türlü ödemenin kaydını tutan, yıllar sonra dahi ödemenin kime yapıldığını keşfettirebilecek geride bir iz bırakıyor kripto. Ve diğer ödeme şartları gibi değil. Bundan dolayı da law enforcement dediğimiz, işte polis olsun vesaire, o sistemlerin çok sevdiği bir sistem aslında. Neden? Çünkü bu izleri takip ederek bu istenmedik hareketlere şey yapılan, katılan arkadaşların kim olduklarını tespit edebiliyorlar. Yıllar sonra dahi olsa coinlerin bir kısmını geri aldıkları dahi oluyor. Evet. Ve son soru, başarılı bir girişimci iş adamısınız ve Türkiye'den de teknoloji alanında, blockchain olmak üzere ciddi şekilde bu alanda çalışan gençlerimiz var, girişimcilerimiz var. Kısaca sizin tavsiyeleriniz nelerdir girişimcilere? Gayet kolay aslında. Hep söylediğim birkaç şey var. Bir tanesi, asla ve asla küçük çalışmayın. Asla ve asla küçük ölçekte. Asla ve asla Türkiye'ye ve sadece Türkiye'ye olacak şekilde çalışmayın. Sadece Orta Doğu'ya olacak şekilde çalışmayın. Devir, globalleşme devri. Dünyaya açılmamız lazım. Girişimcilere vereceğim ilk ve en önemli haber bu. O da nedir? Vizyonunuzu temiz, sakin tutun, geniş tutun ve yaptığınız işe bağlılığınız tam olsun. O tam olduktan sonra gerisi zaten gelecektir. Söylediğim ikinci veya üçüncü şeylerden bir tanesi de şu. Her zaman için arka planda ses yapan, işte gürültü yapan arkadaşlar olacaktır. Kripto Twitter dediğimiz yerde de böyle, kripto çevrelerinde, camialarında da sürekli işte şu oldu, bu oldu, negatif bir şeyler oldu vesaire. Bunlar söylenir. Yepyeni bir teknoloji. Kongrede söylediğim şey şuydu. Bu ağ teknolojilerinin geliştiği son ve en önemli alanlardan bir tanesi. Biz ne yaparsak yapalım, regülasyon ne olursa olsun, bu teknoloji gelecek, şu veya bu şekilde gelecek. O yüzden girişimci arkadaşların da kendilerine güvenlerinin tam olmasını dilerim. Asla ve asla geriye bakmasınlar, asla ve asla işte ne oluyor sağda solda falan diye dikkatlerini dağıtmasınlar. Ürünlerini pazara getirsinler, çünkü bu alan burada olacak, bizlerle olacak. Önümüzdeki 5, 10, 15, 20, 30 sene daha çok gelişmeler yaşayacağız bu alanda. Devir kripto devri olacak, yapay zeka devri olacak. Arkadaşların çalışmalarını dört gözle bekliyorum.